Cübbeli Ahmet yanmaz kefen yapıyor, cennete götüren takunya yapıyor falan. Benim takunyamdan alın cennete götürsün sizi diyor. Benim kefaranızı bana verin işte kefen sizi cehennem ateşinden korusun. Şimdi Yılmaz Özdil de diyor ki Atatürk'e prestij kitabı yaptım. Benim kitabımı alın Atatürk yücelsin. Buna neredeyse buna yakın cümleler bile kurdu. Evet. Bu kitap Atatürk'ü yüceltmek için yazıldı dedi. Bunu almak Atatürk yüceltmektir dedi. Ya işi buna getirdi. Benim kitabımı alın, Atatürk yücelsin. Böyle Hatta bir şey koyuyorlar. Alamayanlar için de bir katafalka <laughs> konuyor da Onu... Ziyaret ediliyor. Aynen öyle. Yazı yazdı. Ben gözlerim açıldı benim. Evet, Sonra kitabı sattık herkese kapak olsun falan diye. Hmm. Ya bir de şey hikayesi var. Türkiye'de alıştık ona biliyorsun. Siyaset önce bunu geliştirdi bu dili. Bu stratejiyi şöyle. taraftarını kızıştırmak için bir karşıtlık yaratıyorsun. Bir düşman gösteriyorsun. Diyorsun ki hadi diyorsun in adına onlara ders vermek için. Onlara Osmanlı tokadını atmak için oylarınızı sandığa sandığa atın ve patlatın oylarınızı. Onlara tokat patlatır gibi patlatın sandıkları oylarınızla. Şimdi Yılmaz Özdil de şuna getirdi. Atatürk düşmanları var. Siz bu kitaba yüklendikçe rekor kırdı. 1 milyon 600 bin sattı normal baskısı. Evet. Siz yüklendikçe çıldırıyorlar. Akıllarını evet. oynatıyorlar. Akıllarını oynattılar. Daha da delirecekler. Hadi bu 1881 adet kitabı 2500 liraya bir dakikada okutalım. Bunu bir dakikada okutursak eğer bir dakikayı geçmez delirecekler. Haydi çatlasınlar, patlasınlar. Delirtelim onları, onları. işte kıskandıralım onları. Çekemeyenler bilmem ne olsun falan diye gazlayarak kitap sattı. Bu bir bu yöntem, bu pazarlama tekniği. Bu da şey bu. Çünkü karşı taraf da bu, karşı tabii. tarafı delirtmek rövaş. için tabii aynı bu dili kullanarak bir tabii. şey yapıyor. Aynen öyle. Bu bir şeye geldi artık. Yani bir de bütün karşıtlıklarımız ve fikri, siyasi çatışmalarımız, müca rekabetimiz, mücadelelerimiz bu düzeyde evet. artık yürütülür oldu.